Ve ben güzel bir kitap ve güzel bir hanım görüyorum. İletişim koçu, eğitmen ve yazar Yasemin Sungur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş Merhaba. bulduk. Ben Nasılsınız? de merakla izliyorum ne çıkacak ortaya diye. <laughs> güzel, sizin gibi renkli bir salata yapıyoruz efendim. Kombinize bayıldım. Öyle çok mi? Teşekkür ediyorum. Hakikaten teşekkür. öyle. Ben de renk da çok güzel. Renkleri seviyorum. Belli oluyor değil mi? <laughs> Aynen öyle çok tatlısınız gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir iletişim koşu böyle enerjik böyle neşeli kendisini güzel ifade edebilen bir hanım olunca biz de seviyoruz. Evet. Güzel bir kitapla geldiniz. Kariyerim gelecek. Evet. Hakikaten öyle. Bir iki ay içerisinde genç evet. arkadaşlarımız çocuklarımız lise ve üniversite sınavlarına girmeye başlayacaklar. Ve çok stresli bir dönemdeler. Çünkü hayatlarının en önemli döngülerinden birini yaşıyorlar ve evet. çok stresliler değil mi? Ee, aslında... Çok zor. O günlerimi hatırlıyorum Hayatın... da dönmek istemezdim. Hani zamanı geriye almayı çoğu insan ister hmm. ama o yılları ister miyim üniversiteye hazırlandığım dönemi istemem. Yaşadığım stres. Şimdi bu deneyiminle o dönemi nasıl geçirmek isterdin acaba? Bugünkü deneyiminle bakış açınla o Çok dönemi iyi, nasıl geçirmek isterdim? <laughs> <laughs> Ay bir öyle arkadaşlarımla şey buluşup hakikaten <laughs> kötü örnek ben... <laughs> Stresini nasıl yönetirdin? Zorlukları nasıl yönetirdin? Bugünkü bakışın şunlar. Tabii Aynen öyle. Daha rahat olabilirdim o Daha rahat gibi. olabilirdim. Tabii ki. Aslında e, hayatımızın her döneminde geçtiğimiz bir takım sınavlar var. Hayatımızdaki e, özellikle en genç olduğumuz, en deneyimsiz olduğumuz dönemlerde geçirdiğimiz birkaç tane sınavı gözümüzde çok büyütüyoruz ya da hayat bize onu çok büyük gösteriyor. Çünkü onu tek bir yol bunu geçmezsen hayat istediğin gibi olmayacak gibi büyük bir paketle önümüze koyuyor. Toplum, sistem, işte bir şeyler. Aynen ben az önce anlattı evet. derken hayatımızın en önemli döngüsü dedim. Değil aslında. Değil aslında. Ama Ancak işte o dönem çalıştık ve iyi bir yeri kazanırsak hayatımız ona göre devam edecek düşüncesi. Çalışırsam Çalışırsam kesin oluyor. Aslında evet. buradaki sihirli kelime çalışırsam, yeterli çalışırsam, bilinçli çalışırsam stres kayboluyor. Ve bir de kendimi biliyorsam, kendi özelliklerimi biliyorsam, kendimi yeterince tanıyorsam, ne yapmak istediğimi biliyorsam, düşlerim varsa, düşlerime uygun hazırlıyorsam kendimi, düşlerime hizmet eden bir performans içindeysem stres yok oluyor. Bugün işte gelişim enstitümüz 20 yıldır çalışıyor. Ben 40 yıldır iş hayatının içindeyim. 20 yıldır 7'den 77'ye sevgili Barış Manço'nun o güzel deyimiyle 7'den 77'ye herkes için hizmet veriyoruz. Ve önemli konularımızdan birisi aslında öğrenmek. Ee, öğrenmeyi hayat amacı haline getirmek. Ben başarılı olmak demiyorum. Öğrenmek diyorum. Çünkü hayat boyu öğreneceğiz. Evet. Öğrenme hiç bitmiyor. Şimdi ben anneme bakıyorum. Canım annem 80 küsur yaşında. Başla. Hala işte cep telefonunda bir şeyler öğreniyor. Televizyonda bir şeyler öğreniyor. İnternet TV'yi öğrenmeye çalışıyor. Öğrenme Bravo. bitmiyor. Öğrenme bitmiyor. Aslında biz bilirsek ki kariyer dediğimiz şey öyle bir dönemden ibaret değil. Biz doğduğumuzda başlıyor... Biz hayatın neresine kadar gideceksek oraya kadar kariyer bizimle gidiyor. Kariyerde şekiller değiştiriyoruz sadece, yerler değiştiriyoruz. Ve o yerleri değiştirirken o değişim sırasında bilmezliğe düşersek, kendimizden şüpheye düşersek stres daha yükleniyoruz da yükleniyoruz ve onu arttırıyoruz. Bugün e, gençlerle bir araya geldiğimizde sınav kelimesini çalışıyoruz biraz. Nedir sınav? Bugünkü var olduğumuz, sahip olduğumuz kaynaklarla geçmemiz gereken bir şey sınav. Ve bizim onu geçmemiz için de oraya hazır olmamız gerekiyor. Sanki tatile hazırlanır gibi. Tatile hazırlanırken ne yapacağız? Nereye gideceğimize karar vereceğiz. Hava durumuna bakacağız. Nasıl bir tatil geçirmek istediğimize bakacağız. Ve sonrasında da biz e, ona uygun hazırlık yapacağız. Ve sonra yapmamız gereken tatili en iyi şekilde geçirmek artık gittikten sonra. Tatil öncesi hazırlık ve tatili iyi geçirmek. Ben sınavı biraz buna benzetirmeye çalışıyorum. Kafalarındaki sınav kalıbını küçültmeye daha aktif hale getirmeye çalışıyorum onlar için. Hayatın içinden her an geçtiğimiz bir şey. Aslında bazen sınav nedir diye soruyorum ve sınavı tarif etmelerini istiyorum. Bir kırmızı ışıkta trafikte geçmek bir sınav mıdır? Evet. Şuradan merdivenlerden inmek ve yola çıkmak bir sınav mıdır? Kesinlikle. Böyle böyle birçok. Bugün canlı yayında ben bir sınavda mıyım? Evet. <laughs> Stresli miyim? Hayır. <laughs> Neden? Çok mu deneyimliyim bu konuda? Hayır. Ben Ama çok buraya evet, uzman olduğum bir konuda konuşmaya ve işini uzmanca yapan insanlarla bir oraya geldim. Heyecanlanabilirim. Stres ve heyecan Eşittir değil. Stres eşittir heyecan değil. Bu tatlı bir heyecan. Mesela sizi izlerken duyduğum heyecan o. Hayır, e burada olmanın hayır. heyecanı. Heyecanı stresle karıştırmamamız gerekiyor. Ve bu hayatımızın belli dönemlerinde karar alırken bu bir okul seçimi olabilir, bu bir arkadaş seçimi olabilir, bu sinemaya gitmek olabilir, film seçmek olabilir. Bilgiye müracaat edelim. Bilenlere ulaşalım biz yeterince bildiğimizi düşünecek hale gelelim. Ve sonra bildiğimizden emin olalım. Ben bu kadar biliyorum. Bu bilgiyle ne yapacağımı biliyorum. O zaman sınav bizim için bilerek girdiğimiz ve ne sonuç alacağımızı bildiğimiz bir şey. Ancak yeterince hazır değilsek ve hazır olmadığımızda biliyorsak o stresi yok edemeyiz. O da Onun doğru. için çalışacağız. Çalışacağız. Aynı. Sınavlar gelecek önümüze aynı trafik ışığında beklerken kırmızıda geçmediğimiz gibi hazırlandığımız gibi kırmızı yanarken sarının ve yeşilin gelmesini bekliyoruz. Hazırlık. Evet. Adımımız bile bekliyor orada ve o anda adım atıyoruz. İşte yapmamız gereken sınavlarda da böyle ve ben çok güzel bir cümlem var hep söylüyorum önemli olan sınavlar değil seçimler hayatta. Güzel seçimler. Evet, çok doğru. Sınav sizi nereye götürecek? Sınav hiç önemli değil. Siz aslında doğduğunuzdan beri ne kadar çok sınava girdiniz bir bakın. Kaç sınavdan geçtiniz? Aslında yutkunmak ve bir damla suyu yutmak da bir sınav bazen. Boğazınıza bir şey kaçtığınızda nefes almak da bir sınav. Baktığınızda hayatta öyle çok sınav var ki o üniversite sınavı gibi ya da okuldaki önemli gördüğümüz bir takım sınavlara çok büyük paketlerle yaklaşmamamız lazım. Onları hayatın rutini içinde görmemiz lazım. Çünkü e, hakikaten sınavlar değil dediniz kariyer belirlemekte de önemli olan. Çünkü farklı bir bölümü kazanıp aslında kariyeriniz başka tabii, bir yönde de tabii, ilerleyebiliyor. Tabii, tabii. Kişi kendini bilmeden, kendini tanımlamadan, kaynaklarından emin olmadan başkalarının iteklemesiyle hazırlanıyorsa da e, yolda çok tökezliyor ve sancılanıyor. O zaman şu noktada onu sormak istiyorum. Kariyer hedefimizi nasıl belirlemeliyiz? Ya Bu noktada anne babaların, çevremizdeki arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun bize söylememesi gereken cümleler nelerdir? Aslında anne babalardan bir ricam var benim. Çocuklarını çok iyi tanısınlar tanıdıkları çocuklarına uygun yollar önersinler. Kendi hayal ettikleri çocuğa ve kendi yapamadıklarına uygun hayaller önermesinler ve yüklemesinler çocuklara. Annen babaların en büyük buradaki yanlış davranışı, yanlış davranış kendi yapamadıklarını çocukta görmek istemek ya da bir takım beğendiği çocukların özelliklerini çocuğa yüklemeye çalışmak ama elimizde eşsiz bir varlık var. Dünyadaki tüm insanlar gibi eşsiz, benzersiz bir varlık var. O varlığı tanımaya çalışalım. Onun güçlü yanlarını görelim. Onun güçlü yanlarına göre onları yönlendirelim. Olamayacakları bir şeylere Yapamayacakları bir şeylere zorlamayalım onları ve bir de çocukların neyi iştahla yaptığını, neyi aşkla yaptığını, neyi yaparken zamanı unuttuklarını fark edelim, notlar alalım. Unutuyor çünkü anne baba sonra ve sonra çocuğumuz ilkokula başladığında hangi derslerden çok zevk aldığına bakalım, hangi ödevleri keyifle yaptığına bakalım. Bütün bunları gözlemleyelim ve sonra da çocuğumuza güvenelim ve onu özgür bırakalım seçimlerinde. Ee, Matematiği yeterince iyi olmayan bir çocuğu sürekli matematiğe ve mühendisliğe zorlayarak çocuğun var olan yeteneklerini köreltmeyelim. Belki çocuğumuzun sezgileri çok güçlü. Belki benim gibi bir insan odaklı bir insan olacak. Benim matematiğim hiç iyi değil. Hala iyi değil. Topar, toplama yapamam birkaç rakamı bir araya koyduğunuzda. Ama öğretim dönemimde matematikten zorlansam da hep geçtim ama bütün sosyal derslerimde çok başarılı oldum. Ve sonuçta bugün geldiğim yer burası. Bugün ben insanlar için çalışıyorum ve hiç insanlarla çalışırken Edison'un şu lafını hatırlıyorum. Çalışmak mı? Hayır, hepsi keyif. Ben Hayır, iş hayatına keyif olarak bakıyorum. Çünkü sevdiğim insanlarla beraberim, beni seçmiş her insanı seviyorum. Beni danışman olarak, bir eğitmen olarak seçmiş insanları karşılaştığımız andan itibaren ön yargısız seviyorum. Ve o zaman onları... Aşkla dinliyorum. Bilgimi onlara aşkla veriyorum. İşte şu aşkla yapmak var ya. Herkesin bunu keşfetmesi lazım. Ya seveceksin ya seveceksin. Sevmeden yaptığımız işlerde başarılı olamıyoruz. Mutlu Aynen. da olamıyoruz. Ya da başlıyorlar benim tanıdığım 30-35 yaşından sonra kariyerinde farklı bir iş yapmak istiyor. Şöyle, o noktada da zorluklar doğabiliyor. Ezgi, şöyle bir şey oluyor. Biz e, ilkokul, ortaokul yıllarında baya bir aileye ve öğretmenlerimize göstergeler veriyoruz. O göstergeleri biz görmezsek, onlar görmezse biz aslında sahip olmadığımız, e, aslında yapmak istemediğimiz bir alana yönleniyoruz. Evet. Fakat 30'lu yaşlardan sonra... Tekrar bir olgunlaşma süreci geliyor bizde bir hafif böyle bir hayata aman tanrım ne yapıyorum ben bu kadar isteğim vardı bunları ne zaman yapacağım gibi bir küçük bir kaos yaşıyoruz ve aslında o ortaokulda lisede gösterdiğimiz yeteneklerimizi kullanacağımız yeni bir meslek seçiyoruz. Kitabımda bir araştırma var daha önce bir insan kaynakları sitesiyle çalışıyordum onlarla birlikte yapmıştım o araştırmayı o araştırmada çok iyi üniversitelerden mezun. Bugün Türkiye'de önemli şirketlerde çalışan 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada evet. onlara şu andaki yaptığınız işi siz mi seçtiniz? Bu işten memnun musunuz? Bundan sonraki planınız nedir diyorum. Çoğunluğu ben seçmedim. Çoğunluğu çalışmak istemediğim bir işte çalışıyorum diyor. Oranlar var %70-80'ler. Ay üzücü. Ve %80 küsürü bir fırsatını bulsam, bulduğum anda bu işi değiştiririm diyor. Ve bunlar 25 ile 29 yaş arasındaki genç Türk insanı. Neden biz eğitim sırasında bu gençleri doğru kaynağa yöneltemiyoruz? Kendi kaynaklarını en iyi kullanmaya yöneltemiyoruz. Eğitim sistemimizde yetenekleri görmemizi engellemeyen bir engelleyen bir körlük var. Ve sınavlar bizi istemediğimiz yerlere götürüyor. Mesele sınav kazanayım oluyor. Mesele sınav kazanayım değil. İstediğim bölümde okuyayım, istediğim mesleği yapayım olması gerekiyor. Fakat bu lüks görünüyor. Bu lüks değil. Eğer biz buna lüks dersek sonunda biz böyle 25-30 yaşındaki 2000 gencin %80'inin yanlış işte çalıştığını görüyoruz. Yanlış işte çalışan kişi sadece kendine mi zarar verir? Değil tabii ki ailesine sonrasında kendisi mutsuz, burada üretirken mutsuz, işini yaparken mutsuz. Verimsizlik geliyor sonra. O kadar birbirine bağlı bir örgü ki bu. Bu yüzden ben bu kitabı yazarken kimleri düşündüm? Çocukları düşündüm. Her yaştaki çocuğu. Bu kitabı 12 yaşından itibaren herkes okuyabilir. Öğretmenleri düşündüm, anne babayı düşündüm. Biliyorum ki bu kitabı üçü birlikte okusun. Hem o eğitmenler, hem anne baba, hem çocuklar birlikte okusunlar. İçeride okuyanlar buna konuşan kitap diyor. Ben aynen burada konuştuğum gibi kitapta konuşuyorum sürekli. Sorular soruyorum. İçeride çokça soru var. O soruları yanıtlasınlar, dürüstçe, özgürce. Kendilerinin hayatta nereye bakmak istediklerini oluştursunlar ve orada adımlar atsınlar. Siz kararlı olursanız bütün engeller önünüzden çekiliyor. Bütün engeller önünüzden çekiliyor. Yerel, Kararlılık çok önemli. Çok önemli bir şey. Ee, onun arkasında durmak çok çok evet. önemli bir şey.